Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bir yerel yönetimler programında yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Ayhan Salman. Ayhan Salman'la son yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Ayağınızı tozuyla bakanınızı gönderdiniz. Evet. Sayın Berat Albayrak, buraya geldiniz. Evet. Öncelikle şuradan başlayalım. Nasıl bir gündü bugün? Tabii Bursa'da il başkanı olduğunuzda her günün yoğun geçmesi gibi bir muhtemel bir süreç yaşayabiliyorsunuz. Dün de Sayın Bakanımızın ekibi aradılar ve Bursa ile ilgili bir program yapmak istediklerini söylediler. Hem iş dünyasıyla hem sivil toplum örgütleriyle hem teşkilatımızla bir araya gelebilecekleri hem de kendine bağlı olan bazı kurum ve kuruluşların da ziyaret edileceği bir program istediler. Hemen bir çalışma yaptık ve özellikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da organizasyonumuza katkı sağlamasıyla birlikte Bursa'nın sanayicisini, iş adamını sabahleyin bir araya getirebileceğimiz, hem Sayın Bakanımızın onlara ekonominin durumuyla ilgili bilgi verebileceği, hem de soru cevaplı uzun bir toplantımızı ve faydalı da olduğunu düşündüğüm bir toplantıyla başladık. Gerçekten çok güzeldi. Biliyorsunuz Sayın Bakanımız çok enerjisi de yüksek, dinamik de birisi. Evet, yani hem ekonomiyi de çok iyi biliyor. Geçtiğimiz ekonomik süreçlerde de o dinamik yapısıyla ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Sayın Liderimiz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın da önderliğinde hızlı hareket ederek kararlılıkla üzerimize oynanmak isteyen finansal terör operasyonları konusunda da çok hızlı önlemler alarak Türkiye'yi stabil hale getirmeyi başaran bir ekip oldular. O manada bugün iş dünyasıyla da bir araya gelerek hem önümüzdeki perspektifi, önümüzdeki ekonomik anlamda süreci, 2018 ile ilgili sürecimiz, kalan dönemi, yaşadığımız son 3 aylık süreçte yaşananları, 2019 ile ilgili ekonomide olabilecek önümüzdeki süreçleri anlatan önemli bir sunum yapıldı. Bursa'mız tabii önemli bir sanayi şehri, üreten bir şehir, istihdama, ihracata katkı koyan bir şehir. Dolayısıyla Türkiye'nin belki nüfus olarak 4. büyük şehriyiz ama ekonomik veriler açısından baktığımızda İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en önemli 2. şehri olmanın getirdiği bir sorumluluk var. Sağ olsun tabii Bursa'mız, iş adamımız, sivil toplum örgütlerimiz, sanayicimiz, esnafımız, siyasetçimiz, yerel yönetimlerimiz hepsi de bu şehrin dinamikleri olmanın farkında olarak olaya bakıyorlar ve ben hem iş dünyamızın moralini, motivasyonunu yüksek gördüğünden dolayı Sayın Bakanımızın da memnun olduğunu gördüm. Ve Sayın Bakanımızın anlatmış olduğu ekonomik verilerle ilgili sürecin de özellikle iş dünyası için de olumlu karşılandığını düşündüm. Aynı zamanda siz bir iş adamısınız. Evet. Yani il başkanlığının yanında. Evet. Bunu en iyi anlayacak olanlardan birisiniz diye düşünüyorum ben yani. Aynen öyle. Tabii biz zaten genel makro verileri falan görüyorduk. Aslında Türkiye bugün Sayın Bakanımız da çok güzel anlattı. Üzerimizde oynanmaya çalışılan olaylar, ekonomik terör operasyonlarının tamamı aslında planlı, programlı, uluslararası güçler tarafından dizayn edilmiş ve Türkiye'nin ekonomik verilerinin bütün olumlu gidişatına rağmen acaba bir manipülasyon yapılabilir mi ve Türkiye'yi biz hak etmediği derecede ekonomik bir kıskaç altına alabilir miyiz? Bunu geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde denediler. Bazı yapmış oldukları operasyonlardan da önemli neticeler alındı. Ama gerçekten hem ekonomi yönetimimiz, başta Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey olmak üzere hem bütün ekonomi yönetimi ve ama başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlam, istikrarlı, kararlı bir duruşta çok kısa sürede hepimizin de gördüğü gibi birçok aslında hızlıca olumsuz gibi gösterilmeye çalışılan verilerin olumluya döndüğünü hep beraber müşahede ettik. Tabii stabilize olması için gerekecek birkaç aylık süreç daha var ama önümüzdeki süreç inşallah ekonomi anlamında Türkiye için çok daha pozitif, çok daha anlamlı hale gelecek. Biz iş dünyasıyla önce bunları konuştuk. Sonra yine Sayın Bakanımız bir fabrika ziyareti yapmak istedi. Yüksek teknolojisi olan Bursa'mızın hem savunma sanayinde hem makine endüstrisinde önemli işler yapan bir firmasını ziyaret ettik. Orada Türkiye'nin ve Bursa'nın iş dünyasının sadece üretim yapan, sadece istihdam eden
düşük katma değerli ürünler üretmeyen aslında Bursa'mızın... Çip fabrikası, evet. Yani birçok fabrikamız var ki Türkiye ortalamasının Bursa'daki ihracat, kilogram ihracat rakamları Türkiye ortalamasının 4-5 katı civarında. Büyükte hafif, parada ağır. Evet, yani zaten Türkiye'nin gelmek istediği noktayı aslında Bursa sanayicimiz, iş adamımız yapıyor. Bizim Bursa olarak ama ticaret ve sanayi odamızın da Bursa büyürse Türkiye büyür sloganı da aslında Bursa'nın o manada az önce bahsettiğimiz gibi İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi bu aksın aslında Türkiye'nin ekonomik verileri anlamında da lokomotifi olduğu ve Türkiye'nin hem üretiminin hem istihdamının hem teknolojisinin de bu omurga üzerinde yükseleceğini görmekteyiz. Orayı da fabrikamızı da gezdik. Gerçekten orada da gururlandık. Türk sanayicisinin fırsat verildiğinde, desteklendiğinde devlet politikası olarak yüksek katma değerli ürünler üretme konusunda devlet, sanayici, üniversite bir araya gelip birlikte çalışabildiğinde çok olumlu neticeler alınabileceğini görmek hepimizi ümitlendirdi. Ben yayına gelmeden internette geziniyordum. Orada bir şey çok dikkat çekildi. Tabii ki yine hükümet yetkilileri tarafından açıklanan milli uçağımızın motoru da milli olacak şeklinde bir ifade var. Bu çok çok önemli mesela. Millilik noktasında zaten AK Parti iktidarının senelerdir savunduğu ülkenin başına millilik geliyor zaten. Evet. Biz ne yaparsanız yapalım. Yerli Türkiye'de ve yapalım, milli olmayı önemsiyoruz. Türkiye'de yapalım. Belki ilk başlangıçta zorlanacağız. Evet. Önümüze hengameler çıkacak ama yılmadan dimdik ayakta durarak devam edelim diyor. Şimdi bunun tabii hem stratejik anlamda yerli ve milli olmanın zorunlulukları olan alanlar var. Savunma sanayi gibi farklı endüstrilerde. Bir de neticede biz dışarıdan ithal ettiğimiz her ürünle ilgili ekonomik manada dövizle onu alabilmek gibi bir durumumuz var. Dolayısıyla bizim artık sanayicimiz teknolojik anlamda belirli bir noktaya geldi. İnşallah belirli bir planlama ve vade içerisinde o 2023 vizyonumuz bizim hani ekonomik hedefleri içerdiği gibi o manada yerlileşme, millileşme anlamında da oransal olarak her yıl çok daha fazla Türkiye'nin kendi sanayisini, kendi savunma sanayisini, kendi teknolojisini üretebileceği oranlarını da arttırmak gibi bazı hedefleri var. İnşallah bu çok önemli. Burada tabii o adım adım ekonomi programları serisinin ilkini Bursa'da yaptık. Bugün Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızla beraber. İşte arkasından bahsettiğim gibi yüksek teknoloji üreten bir firmamızın tesislerini gezdik. Sonrasında tabii yani bu kadar önemli mesaisinin yoğun olduğu bir dönemde Sayın Bakanımızın, bütün diğer bakanlarımız gibi, parti genel başkanlarımız gibi o yoğun programına rağmen teşkilatımıza ziyaret etmesi de bizi çok onurlandırdı. Bir de Kapalı Çarşı ziyareti bence. Yani tabii bizim oraya sağ olsun bakanımız teşkilatımıza geldi. Teşkilatımızla hasbihal etti. İl yönetimimiz, ilçe başkanlarımızın da katıldığı, kadın kollarımızın da katıldığı ve çok ciddi bir zaman dilimini teşkilatımızla istişare etmeye, teşkilatımızın sorularını cevaplandırmaya, ekonomi anlamında Türkiye'nin pozitif anlamda geldiği noktaları anlatabilmek için o bize de zaman ayırmış olması çok değerliydi. Sonrasında işte Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetleme Kurulu Başkanlığı gibi farklı kendisine bağlı olan kurum ziyaretlerini de yaptı. Ve sabah saat 10-10.30 gibi başlamış olduğumuz programı da Sayın Bakanımız da 7-7.30 civarında uğurladık. Biz de kalktık, programa geldik. Evet. Aslında ben Sayın Bakan'ın bir tavrını çok çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de son zamanda dolar 7 lira çıktığı zaman etiket tüccarları çıktı ortaya. Dolar 5 lira 40 kuruşa düştü. Ama o etiket tüccar çıkardıkları fiyatı maalesef indirmemekte inat ediyorlar. Bu konuda Sayın Bakan'ın ağzından çıkan kararlılık mücadelesi İnşallah. Bence çok çok daha önemli diye düşünüyorum aslında. İnşallah. Tabii bu topyekun bir mücadeleyi gerektiriyor. Biz nasıl 15 Temmuz gecesi vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için, milletimiz için gerekirse canımızı da ortaya koyarak bu toprakları, demokrasimizi savunduysak, şu anda yapılmaya çalışılan uluslararası güçler tarafından Türkiye'nin üzerinde ekonomik terör operasyonudur bu. Nasıl PKK terörü, FETÖ terörü, farklı terör örgütleri Türkiye üzerinde operasyonlar yaptıysalar, son 3 aydır, 5 aydır Türkiye'de yapılmaya çalışılan hadise de tamamen finansal terör operasyonudur. Ama Türkiye nasıl 5 yıldır işte efendim Taksim Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreçleri, efendim Hendek, Çukur'la yapılan Doğu Güneydoğu'daki mücadeleler, 15 Temmuz'da yaşanan mücadele gibi bugün de bunu da bu millet devletiyle, lideriyle ve ekonomi yönetimiyle birlikte
millet de iktidarımızın, hükümetimizin arkasında durarak inşallah bu terör operasyonunu da püskürtecek. İnşallah. Şimdi yavaş yavaş tabii yerel seçim sürecine geldi. Ama size baktığımızda yaklaşık 15 aydır, 16 aydır görevdesiniz. Atandınız, sonra seçildiniz. Ama bu süreç içerisinde her zaman seçim. Kendi seçimimiz, ardından ilçelerin seçimleri daha öncesinde daha doğrusu. Şimdi genel seçimler, şimdi de yerel seçimler. Evet. Bu yerel seçim hazırlıkları bu hafta başında ayın 5 itibariyle başladı Bursa genelinde baktığımızda. Evet. Başvuru süreci de başladı. Başvuru süreci tabii. Ayın 12'sine kadar başkan adayları başvuracak. 3 Aralık'a kadar meclis üyeleri başvuracak. Süreç nasıl işliyor Sayın Başkan? Nasıl müracaatlar nasıl? Şimdi bizim partimizin bir sözü var. Biz de bir seçim bittiğinde ertesi gün önümüzdeki seçimlere çalışma süreci başlar. Siz de dikkat ettiyseniz 24 Haziran seçimleri bittiği gün ertesi gün itibariyle bizim milletvekillerimiz hatta konuk etmiştik sizi bir milletvekillerimiz, evet. Milletvekillerimiz, önceki dönem bakanlarımız, belediye başkanlarımızla beraber hatırlarsanız birlik beraberlik içerisinde meclis çalışmaları da tatile girer girmez hemen sağ önce olsunlar, teşekkür ziyareti hemen sağ olsunlar milletvekillerimiz geldiler dediler ki biz meclis tatile girdi ama biz tatil yerine çıkalım. Vatandaşımızla, kamu kurum kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, mahallelerimizle, teşkilatlarımızla, basın mensuplarımızla, medyamızla istişare edelim. Meclis açıldığında hem onlara teşekkür edelim. Yani seçim sürecinde birlikte çalıştığımız, birlikte sokakta karşılaştığımız, bize dertlerini anlatan teşkilatımıza, sivil toplum örgütlerimize hem teşekkür edelim. Hem onların önerilerini, düşüncelerini, fikirlerini alalım. Meclis açıldığında bunları parlamento çatısı altında Bursa'mızla ilgili, sivil toplum örgütlerimizle ilgili, ülkemizle ilgili meseleleri muhtarlarımızla, iş adamlarımızla, kanaat önderlerimizle hepsiyle istişareler yaptık ve aslında biz hem teşekkür ederek hem de vatandaşımızla bir araya gelerek sağdan işte kopmamıştık aslında. Siz de bunu takip ettiniz. Tabii ben yakından takip ederim. Evet, yani hafta sonları meclis çalışmaları başladı işte 1 Ekim itibariyle. Hafta sonları cuma günü itibariyle cuma, cumartesi, pazar, pazartesi neredeyse milletvekillerimiz gene vatandaşımızın düğününde, cenazesinde, sivil toplum örgütlerimizin organizasyonlarında vatandaşımızın sevincine ortak olduk, acısına ortak olduk, iyi gününde onlarla bir araya geldik. Hatta AK Parti'nin bu dönem aday adaylarından almış olduğu taahhüt vardı. Belki çoğu seyircilerimiz yazmış hatırlar. Perşembeden itibaren Bursa'da işte cuma, cumartesi, pazar. Tabii. Muhakkak o zorunluluk vardı aslında. Yani evet, gününüz zorunluluk demek evet, lazım. Evet. Eğer parlamentoda bir şey yoksa, parlamento çalışması yoksa veya kendilerine dönüp kendi seçim bölgelerinde vatandaşla bir arada olmasını istiyor bizim partimiz. Dolayısıyla biz yani seçim bitti. Ondan sonraki süreçlerde de hemen aslında yerel seçim çalışmalarına başladık da diyebiliriz. Çünkü adayı göstermek ve aslında son propaganda dönemi işin aslında son kısmı. Siz eğer daima sahada değilseniz, vatandaşın yanında değilseniz, vatandaşın bayramdan bayrama görüyorsanız, acı gününde, mutlu gününde onunla birlikte değilseniz, seçimlere bir ay kala çıkıp ben geldim işte sizin oyunuza talibim dediğinizde aslında vatandaşın çok da sevgisini ve güvenini geldin, kazanabilmiş olamıyorsunuz. Diyor. Onun için tabii bu bahsettiğiniz 5 Kasım'la 12 Kasım arasında partimizin kendi belirlediği belediye başkan aday adaylıklarının başlama süreci ve bitiş süreci. Biliyorsunuz orada meclis üyelikleri başvurularının süresi daha uzun. Onlar 3 Aralık'a kadar başvurularına devam edebilecekler. Bir de bildiğiniz 1 Aralık'a kadar da Yüksek Seçim Kurulu'nun aslında devlet memurlarının, parti yöneticilerinin istifa etmesiyle ilgili belirlediği bir seçim takvimi var. Bu süreç aslında başlamış oldu. Biz de işte 5 Kasım ve 12 Kasım arasında ilçelerimizde, büyükşehir olarak biz ilde aday adaylıkları başvurularını yapacak olan adaylarımızın başvuru süreçlerini bekliyoruz. Orada tabii internet üzerinden de biliyorsunuz başvurularını yapıyorlar. En son onaylayıp bize evraklarını teslim etmeleri için gelmeleri gerekiyor. İnşallah biz bugüne kadar hep biliyorsunuz bu süreçleri bir demokrasi şöleni havasında hep yaşadık. Yani başvurular oldu. Bir kardeşlik hukuku bayrak yarışı olarak algıladık. Kardeşlik hukuku içerisinde efendim centilmenlik çerçevesinde biz de her zaman AK Parti ailesi olarak tabii herkesin gönlünde yaşadığı şehre ait hayalleri, hedefleri, beklentileri olabilir. Şehrine değer katmak istemesi, o şehirde o şehri yönetmek, belediye başkanlığını yapmak,
ve oraya yaşadığı şehre ya da sevdiği ilçesine, şehrine katkı sağlamak isteyebilir. Bu çok doğal. Önemli olan işte bu güzelce centilmenlik içerisinde, kardeşlik hukuku içerisinde süreçler, temayüller, mülakatlar, sizler bunu biliyorsunuz, yıllarca takip ettiğiniz basın mensubu olarak sürecin içinde olduğunuz hep. Bunlar geçer ve nihayetinde bizim adaylarımız ortaya çıkar ve o adaylar artık hepimizin adayı haline gelir ve aday adayı olan arkadaşlardan birçok arkadaşımız aday adayı olabilir. Ama en son nihayetinde bir tanesi aday olarak partimizin seçimlere gireceği kişidir. Ve diğer bütün aday adaylarımız için de artık belediye başkan adayımız o kişidir. Ve herkes onun etrafında toparlanır, kenetlenir. Ve o ilçede en yüksek oyu alabilmek, o ilçenin insanlarına en güzel hizmeti edebilmek adına da bütün parti teşkilatımız, aile bireyleri gibi kardeşlik hukuku içerisinde de bu süreci neticelendirir. Bugüne kadar hep böyle oldu. Benden önceki süreçlerde de, yerel seçim süreçlerinde de, il başkanlarımızın yönettiği süreçlerde de çok güzel geçti bu dönemler ve nihayetinde de çok başarılı neticeler alındı. 2004 yerel seçiminde de, 2009 yerel seçiminde de, 2014 yerel seçiminde de, inşallah 2019 31 Mart yerel seçimlerinde de bizler Bursa'mızda yine her zaman olduğu gibi AK Parti bayrağını en güçlü şekilde dalgalandırmak ve ilçelerimizde AK Parti belediyeciliğinin mümkünse bütün ilçelerimizde başarılı olmasını da arzu ediyoruz. Şimdi baktığımızda tabii ki sizle beraber olan bir değişim hareketi var AK Parti'de. Gerçi Türkiye genelinde var. 17 tane ilçe başkanı, 10 tanesi görevini bir başkanı arkadaşına devretti diyelim. Yani bıraktı demeyelim. Yine keza siz görev devraldınız. Akabinde tekrar seçildiniz. Milletvekillerine bir değişim oldu. Belediye başkanlarında böyle bir değişim beklentisi var mı? Belediye mesuliyetleriyle değişim beklentisi devam edecek mi yani? Yani az önce sizin de belirttiğiniz gibi AK Parti yani süreklilik içerisinde yenilenmeyi, değişim ve dönüşümü her seçim döneminde yaşamış bir parti. Yani bu 2002'den beri... Ben mesela belediye meclislerine baktım. Çoğu genelde il genel meclisine dahil olmak %60 ve %65'i zaman içerisinde yenilenmiş. Toplasan belki bir elin parmakları kadar devam eden ikinci döneme yani çok azdır genelde baktığımızda. Yani o tabii o istatistik veriler çıkartılabilir ama parlamentoya da baktığınızda zaten 3 evet. dönem şartını koymuş bir partiyiz evet. biz. Yani 3. dönemden sonra birkaç tane olma şartıyla. Bu partiyi koymuş, bu şartı koymuş bir partiyiz. Ona rağmen meclise de baktığımızda mevcut bir dönem, iki dönem yapan, üç dönem yapan az. Yani yenilenmeyi süreklilik içerisinde kurumsal hafızayı kaybetmeden o vatandaşın beklentilerini karşılayabilecek yenilenmeyi daima başarmış bir parti. Ve bunu parti içi kırgınlıklar, küslükler oluşturmadan da yapabilmeyi başarmış bir parti. Cumhurbaşkanımız o manada baktığınızda bu işi çok güzel bir şekilde yönetebilen lider. Bugün Bakanlar Kurulu'na da baktığımızda değil mi? Yenilenmiş bir yönetim şekli Bakanlar Kurulumuz var. Parlamentoya baktığınızda birçok yeni milletvekilimiz var. Bursa'daki milletvekili arkadaşlarımıza baktığımızda da birçoğu yeni arkadaşımız, bir kısmı ikinci dönemi olan arkadaşlar var. Dolayısıyla yani bu daha önceki bütün seçim süreçlerindeki bu yenilenmenin, değişim ve dönüşümün aslında talebi de vatandaştan geliyor. Yani bizim vatandaşlarınıza tepkili kıyafete dolaşmanız, anketler vesaire bunlar evet, belirliyor. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimiz inanılmaz bilimsel çalışıyor. Yani vatandaşın nabzını almayı, vatandaşın düşüncelerini öğrenmeyi, vatandaşın taleplerine göre yapısal değişim ve dönüşümleri planlamayı çok iyi başaran bir lider Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla mutlaka bugün bütün Türkiye'deki belediye başkanlarımızla ilgili, hem ilçe belediye başkanlarımız hem il belediye başkanlarımızla ilgili zaten vaatlerini de bir kenarda tutuyor genel merkezimiz. Belirli periyotlarda vaat edilenlerin ne kadarı yapılmış, hangi hizmetler getirilmiş, yani nasıl yönetiliyor belediye, vatandaş bu belediyenin çalışmalarından memnun mu, belediye başkanını seviyor mu, belediye başkanını seviyor ama belediye hizmetlerinden memnun mu değil mi? Bunlar zaten yani bir seçildi, bir daha 5 yıl sonra bakan bir parti değiliz biz. Hatta 5 yıl beklemeye zaman zaman. Işte her 6 ayda bir yıllık periyotlarda zaman zaman değişimlerde yaşanabiliyor Türkiye genelinde olduğu gibi. Dolayısıyla bütün bunların ışığında
bizim vatandaşımız ne olmasını istiyorsa, yani kendisini kimi yönetmesini istiyorsa, ne tarz bir profilde belediye başkanı beklentisi içerisindeyse bunu alıyor bizim genel merkezimiz. Kendi iç dinamikleri içerisinde teşkilatın fikrini, vatandaşın fikrini, sivil toplum örgütlerinin fikirlerini alıyor. Kişilerin karnelerine bakıyor ve nihayetinde kendi bu iç çalışmalarının nihayetinde de en doğru adayla seçimlere giriyor ve Allah'ın izniyle de her seçim döneminde olduğu gibi de başarılı neticelerle de o seçimlerden çıkıyoruz. Bu dönem inşallah şöyle diyelim, sinasından değerlendirelim. Mudanya ve Nilüfer'de AK Parti belediyeleri tanışacak mı bu dönem sizin döneminizde? Bizim hedefimiz şöyle, yani biz AK Parti olarak girdiğimiz her seçimde, her seçim bölgesinde kazanmak için giriyoruz. Biz iktidar partisiyiz. Yani hiçbir seçime girerken ya biz bu seçimde ikinci olalım diye girmiyoruz. Yani o yüzden biz Nilüfer'i de Mudanya'da da birinci parti olmak, belediyeyi kazanmak gibi bir hedefle her yarışa böyle gireceğiz. Yani bununla ilgili bütün çalışmalarımızı, stratejilerimizi geliştireceğiz. Ve Allah izin verirse de hedefimiz girdiğimiz her seçim bölgesinde seçimi kazanmak. 18 Kasım Pazar günü temayül yoklamanız var. Ama bu seneki temayül biraz daha farklı. Evet. E-temayül yani evet. Aslında dijital. teknoloji temayül demek evet. Daha doğru. Evet. Çünkü veriler hep bilimsel oluyor. Evet. Bu sefer de beklemeye gerek yok. Anında Sayın Cumhurbaşkanı evet. Önünde saat 16'da biterse 16-15'te önünde olacak şekilde bir temayül yoklamasından evet. Bahsediliyor. Evet. Nasıl olacak Sayın Başkanım? Yani orada tabii elektronik ortam artık teknoloji gelişiyor. Hala insanların ellerinde kağıtlarla olmasın. Biraz açıkçası dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız aslında ve Emine Hanım'ın... Aslında çevreci bir parti olduğunda evet, gösteren bir Emine parti. Hanım'ın ve Cumhurbaşkanımızın da atıkla ilgili de problem, yani daha dikkat ve hassasiyet, farkındalık oluşturmak istediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar kağıt israfı, bu kadar farklı zaman israfı olmak yerine bunun biraz daha elektronik ortamda olması hem bu tarz bir takım bir tartışmanın öte uzanda kalacak hem de dijital bir şekilde çok hızlı neticeye ulaşılabilmesi gibi bir hedef içerisinde bu yapılandırma oluyor. İnşallah tabii o gün temayül yoklamasına katılan oy verecek teşkilat mensuplarımız da kendi adlarına düzenlenmiş kartlarla girip orada hızlıca elektronik bir şekilde istedikleri, görmek istedikleri adaylara oylarını verecekler. Dolayısıyla da hızlıca biz o neticeleri Cumhurbaşkanımız görmüş olacak. Teşkilatımızın fikirleri, düşünceleri çok önemli. Halkımızın fikirleri, düşünceleri yani oy verecek kişiler de çok önemli. Bütün bunlar harmanlandıktan sonra da Allah'ın izniyle en güzel adaylarımızla seçimlere katılmayı planlıyoruz. Bu dönem iki tane farklı var bir önceki dönemde. Bir tanesi bunlardan mevcut belediye başkanları tekrar başvuru sürecine dahil edilmedi. İkinci süreç içerisinde de şu an mevcut ilçe başkanının istifası ile ilgili yani genel merkezi tavrı şu. İstifa ederek de biz kulağına fısıldayız. Onlar yerini yapacak şekilde bir evet. Algı var. Onlardaki son durum nedir Sayın Başkanım? Yani tabii zaten belediye başkanlarımız doğal olarak belediye başkanlıklarını yapıyorlar. Onlarla ilgili de bir genel kanaati var. Kamuoyu araştırmaları vesaireleri var. Şimdi tekrar o aday adaylıkları süreçlerine girmeleri, o yarışın içerisine girmeleri çok da doğru değil. Milletvekillerimiz için de öyle yapılıyor aslında. Onları evet. Da çok temayüle sokarak, mülakatlara falan sokarak yapmıyorlar. İlçe başkanları ile ilgili konu aslında şöyle. İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız biliyorsunuz aslında kongrelerimiz yapıldı. Daha kısa bir süre oldu. Dolayısıyla aslında bu ilçe başkanlarımız ve il başkanlıklarımızın hemen hemen tamamı aslında oluşturulurken kongrelerde önümüzdeki ilk seçim aslında yerel seçimlerdi. Yani sonrasında erken genel seçim evet. Kararı alındığı için aslında bizim bütün il başkanlığı olarak Bursa il yönetimini de biz oluştururken bizim kuruluş sebeplerimizden bir tanesi de 2019 31 Mart yerel seçimlerinde teşkilatımızı konumlandırmak ve o seçimleri yönetmekti. Dolayısıyla yeni kurulmuş, yeni kongrelerden çıkmış ilçelerimizin, ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın, teşkilatlarımızın buradan kısa bir sürede tekrar meclis üyelikleri, belediye başkan adaylıkları gibi istifalarla boşaltılmasını çok arzu etmiyor genel merkezimiz. Dolayısıyla buna niyeti olan ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın bu niyetlerini genel merkezimize beyan ederlerse genel merkezde yaptığı çalışmalarda, araştırmalarda eğer o kişilerin sahada doğru adaylar olacaklarını düşünürlerse zaten onların belki istifa edebilmeleri adına
müsaade edecekler. Ama öbür türlü teşkilatlarımız istifa ederek boşalsın çok arzusu içerisinde değiliz. Tabii ki mutlaka farklı görev alacak, alması gereken, ihtiyaç duyulan, o kadro içerisinde teknik anlamda ya da olacak belediye başkanının ekibi içerisinde görmek isteyeceği teşkilat mensuplarımız da olabilir. Onlarla ilgili değerlendirmelerimiz mutlaka olacak. Ama AK Parti ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, il yöneticilikleri de önemli makamlar. Bu makamlar da bu süreci yönetmek adına oluşturulmuş, seçim süreçlerini yönetmek adına oluşturulmuş makamlar. Biz mümkün olduğu kadar arkadaşlarımızın seçim sürecinde görevlerinin başlarında olmalarını arzu ediyoruz. Ama sahadan alacağımız veriler, genel merkezimizin talepleri doğrultusunda da bazı arkadaşlarımızın tabii değerlendirilebilme ihtimali de her zaman var. Hatta o temada şöyle bir soru soracak demişsin Sayın Genel Başkan Yardımcısı. Yani listeler haricinde, adaylık için başvuranlar haricinde başka bir belediye başkanı ister misiniz sorusunda belki tabii. Farklı bir yanıtlar çıkabilir. O listelerin dışında yeni bir isimler de ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Tabii. Temayülde sadece aday adaylarının isimleri değil, isteyen istediği ismi de önerebilecek orada. Ayrıca ilave edeceği bir isim olabilecek ki alternatifler de üretilebilsin. Farklı bir isim belki. Sağdan çıkan isimler belki onlarla özdeşleşecek. Evet. Bir reklam arası verelim Sayın Başkanım. Reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.